Kayıttayım. Sınır. Evet, mükemmel görünüyorsunuz. Önce bir detay alalım. Bir fikrimizden. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Yolunda mı her şey? Her şeyi yolunda. Şimdi sizin de yolunuzda giden şeyleri sormak istiyoruz. Öncelikle öncelikle oyundan başlayalım. Nasıl bir oyundu? Arkadaşlarımız oynuyor. Evet, Doğukan için geldim. Yani Doğukan davet etmişti. Onun için geldim. Fikir Kompleks. Valla yani zaten uzun zamandır bir oyun izleyemiyordum. Uzun zamandan sonra da böyle bir oyun izlemek gerçekten beni çok memnun etti. Yani muazzam bir sistem eleştirisi olan, çok iyi bir tekst, ondan sonra çok iyi oyunculuklar ve çok iyi rejisi olan bir oyun izledim. Gerçekten ellerinize sağlık yani. Oradaki herkesin ellerine sağlık. Siz izleyebildiniz mi? Yok, hayır, izleyemedik. Zaman bulamıyoruz. Bulsak o kadar çok izleyecek şey var ki aslında. Zaman buldukça da gidebiliyoruz. Buraya da zaman ayıramadık. Affetsinler kendileri. Ama sizden de öğrenmiş olduk. Gideceğiz. Böyle konuşuyoruz. Gece geç diye mi? Çok mu beklediniz? Ne oldu? Birazcık konuşalım istedik. Uğraştırmayın bizi işte. Biz anlata anlata gidelim. Şeyi soralım efendim. Milano'daydınız. Evet. Bolonya'nın başkentlerinden bir tanesi. Evet. Orada bir program için katılıp gitmiştiniz. Evet. Nasıl geçti efendim? Evet, gayet güzel geçti. İşte ya sağ olsunlar, yine böyle çok güzel ağırladılar. Çok güzel karşıladılar bizi. Güzel geçti. Hem işte gezdik de biraz. Biraz kısaydı tabii ama sanırım bu hafta sonu falan da program yayınlanacakmış. Aha. Öyle görüyorum. Ama bakalım. Nasıl yani bir konseptli bir program? Kara Sevda dizimiz İtalya'da yayınlanmaya başladığı için oranın bir kanalı, Kanal 5 kanalı beni davet ettiler programlarına. Talk show, muhabbet ettik. Yani. Ya bizim talk show'lardan farkı ne mesela? Siz orada sıkıştıran sorular geldi mi, yoksa sadece film üzerinden mi konuştunuz? Yani dizi üzerinden mi konuştunuz? Yani öyle sıkıştırmalı bir soru falan gelmedi. Gayet normal, medeni bir şekilde muhabbet ettik şu an seninle yaptığımız gibi. Hayır, yani Amerikan stand-up'larında bazen hani daha farklı istekler bulunabiliyorlar hayır, vesaire. Yok, öyle bir şey. Ha, anladım. Bilmediğim için o yüzden soruyorum. Hayır canım, öyle bir şey. Şey peki efendim, hani bir yandan da İtalyan hayranlarınızla yazmaya başlamıştır sizi de takip edenler. Sosyal medyadan gelen mesela tepkileri görüyor musunuz? Daha çok oradan, çünkü hani Türk oyuncularına ve Türk dizilerine de çok fazla hayranlık besleyen bir hayran kitlesi de var aslında İtalya'da. Evet öyle. Yani bu beni de memnun ediyordu. Bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da memnun ediyordu. Sizler bizlerle gurur duyuyor musunuz? Tabii ki de gurur duyuyoruz. Bize de hayranlar yazıyor. İşte ne oldu ne bitti gibisinden bilgi almaya çalışıyorlar. Bu kadar global değildi. Açıkça söylemek gerekirse ne kadar global olduğunu görmeye başlıyoruz biz de. Bir yandan Orta Doğu, bir yandan Avrupa. Doğru. Her yere açılan bir tür sıraması. Teşekkür ederiz bizlerle gurur duyduğunuz için. Fazlasıyla. Hollywood starlarıyla röportaj yapıyormuş gibi hissediyoruz bazen. Daha neler söyleyeyim ben ya, değil mi? Çok iyi gidiyorum bence. Bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? Seyirci de sizi çok özledi ekranda görmeyi. Televizyon dizisi olacak mı? Proje var mı? Okuduğunuz, değerlendirdiğiniz işler oluyor mu? Ya geçen sefer karşılaştığımızda da söylemiştim. Değerlendirdiğim projeler var. Evet, hı-hı, yakın olduğum da var. Ama net değil. Netleşince haberiniz olur. Ben de söylerim. Gözlerim akıyor şu an. Fark ettik. Çok kahkaha attınız ondan dolayı. Peki çok kahkaha attınız, çok güldünüz ondan dolayı herhalde Neslihan Hanım. Sizi güldürmek güzel. Modunuzu yükseltmiş o. Teşekkür ederim ya. Sen kimsin? Biz seninle hiç tanışmadık. Kadir Bey çok iyi tanıyor ya. Onunla ayrı sohbetlerimiz var. Ne güzel, memnun oldum. Adınız nedir? Onur Üçkarışoğlu. Onur Üçkarışoğlu. Ben çok memnun oldum. Alışverişler yapıldı mı orada? Birazcık böyle daha tatlı magazinler konuşalım. Yok, aslında öyle çok alışveriş de yapamadım. Yani birazcık güzel yemek yedim. Ondan sonra biliyorsunuz zaten İtalyan mutfağı muazzam. Orada güzel yemek yedim. Çok alışveriş yapamadım. İşte birazcık çalıştım, ondan sonra da geldim. İtalyan mutfağını evdeki mutfağa taşıma gibi bir planınız var mı? Ya buradaki yemekleri biz aslında evde de yaparız gibisinden planınız. Ya zaten yapıyoruz. Makarna, pizza, hamur işi olduğu için genelde. Yani bu azımsamak için değil, muazzam yemekler yapıyorlar gerçekten. Ürünleri de çok kaliteli çünkü. İşte ben de evde yapıyorum tabii ki yemek. Şimdi yani... Bu soru İtalyan hayranlarınızı çok fazla kızdırabilir. Spagettiyi kırarak mı yapıyorsunuz, yoksa kırmadan? Hayır, kesinlikle kırmıyorum. Kırılır mı spagetti? Hayır, kırmadan yapıyorum.